Yıllardan beri aynı işi yapıyorum. İşim mi? İşim insanları mutlu etmek. Varlığımla kendilerini güvende hissederler. Bugüne kadar kimle arkadaş olsam hep böyle söylemiştir. Ben onların yalancısıyım. Bir gün sahilde dolaşırken bir kızla tanıştım. Kızın şanslı günüymüş. Bana piyangodan yüklü bir para kazandığını anlattı. Oldukça mutluydu. Onu mutlu görmek beni de mutlu etti. Ertesi gün onu bankada çalışan bir arkadaşımla tanıştırdım. Elindekinin kıymetini iyi bilmeli ve iyi kullanmalıydı. Arkadaşımın tavsiyeleriyle banka işlemlerini gerçekleştirdi. Hep gülümsüyordu. Bankadan çıkıp bir bara gittik. Barda uzun uzun sohbet ettik. Yıllar önce babasının iflas edip intihar ettiğini anlattı. Bu ikinci şansını iyi değerlendirmek istediğinden ve eski mutlu günlerine dönmek istediğinden bahsetti. Babasının eski bir dostum olduğunu ve onun yaptığı hataları yapmadığı sürece işlerin yoluna gireceğini söyledim. O da her arkadaşım gibi beni çok sevdi. Bir sene içinde bir otel açtı. Hep yanındaydım. Her geçen gün bana daha fazlasını istediğini anlattı durdu. Gözlerindeki hırsı görebiliyordum. Evlendi. Beni kocasıyla tanıştırdı. Güzel bir akşam yemeği yedik. Kocası da kendisi gibi beni çok sevdi. Devamlı ben olmasam bu kadar mutlu olamayacaklarından bahsettiler. Gururlandım. Bir zaman sonra çoğu arkadaşımla yaşadığım gibi sorunlar yaşamaya başladık. Giderek hırslarını kontrol edemez oldu. Arkadaşlığımdan hep daha fazlasını istiyordu. İşleri kötüye gitmeye başlamıştı. Bu dönem pek görüşemediğimiz zamanlardı. Daha sonraları hemen hemen hiç görüşemez olduk. Saatlerce süren sohbetlerimiz giderek ayda yılda bir görüşmelere kadar geriledi. İşlerim gereği o sıralar pek yanında bulunamadım. Otelini satıp borçlarını ödemeye gitmeden önce kısa bir görüşmemiz oldu. Boşanmak üzere olduğunu ve hayallerinin yıkıldığını anlattı. Yanından ayrılırken beni iyi gün dostu olmakla suçladı. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Aradan bayağı zaman geçmişti. Hızla bir arkadaşımla buluşmaya gidiyordum ki yine aynı sahilde ona rastladım. Seslendi. Lütfen 2 dakika dahi olsa sohbet edelim dedi. Ama benim hiç vaktim yoktu. Onu bir daha hiç göremedim. Arkadaşlarım hep çabalarlar benimle birlikte olmak için. Yanlarındaykense arkadaşlığımın değerini bilmezler. Onları terk ettiğimde lanetlerler beni. Halbuki benim hiçbir suçum yok. Hep onlardı beni el üstünde tutan ve bana değer veren. Ben kim miyim? Elinin kiri.